Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Mehmet, hoş buldum. Nasılsın? Nasılsınız? İyiyim, sağ ol, teşekkürler. Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Ben az önce de bahsettim, tekrar hatırlatmamızı yapalım. Bugün, dünkü canlı yayınımızın ek olarak çocuklarda gece altı satma üzerine konuşacağız. Hocam bu sizin en çok ilgilendiğiniz alanlardan biri. Ve bildiğim kadarıyla da İstanbul'da tek olan bir pelvik taban merkezine sahipsiniz. Çocuklarda pelvik taban rehabilitasyon merkezine. Birazcık yine çok ufak kendinizden bahsetmenizi ve özellikle bu pelvik taban merkezinizden ve çocuklarda idrar kaçırma, yani gece altı satma hakkında konuşmanızı rica edeceğim ilk olarak. Tabii ki. İlk önce tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Evet. anneler gününü kutluyorum. Ben 1992 Marmara Tıp Fakültesinden, 2000 yılında da aynı üniversitenin çocuk cerrahisi bölümünden mezun oldum. Ve uzun yıllar yine aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalıştım. 1,5 sene önce ayrıldım ve Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi Kliniğimi kurdum Ataşehir'de. Aynı zamanda da Bilim Üniversitesi'ne de öğretim üyesi olarak girdim. 15 yıldan beri de sırf çocuk ürolojisiyle uğraşıyorum. Ve bu çocuk ürolojisi mesleğimde de birkaç amiral gemim var ve bir tanesi de bu altı satmadır dediğim gibi. Ve yaklaşık 3 ay önce İstanbul'da bir ilk olan çocuklarda pelvik taban kas merkezimizi kurduk. Onun adını da esasında çocuklarda idrar ve kaka kaçırma merkezi olarak adlandırdık. Biraz yaklaşımımız, bu hastalıklara olan yaklaşımımız biraz farklı olduğu için sırf pelvik taban kas rehabilitasyonu ile tedavi ediyoruz. Durum bu. Teşekkürler hocam. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Bugün yine en çok merak edilenleri listeledik. Yine canlı yayından gelen soruları da aktaracağım ben size. Çocuklarda gece altı ıslatma nedir? Altı ıslatma kaç yaşına kadar normal sayılabilir? Şimdi 5 yaşından sonra uykuda idrar kaçırmaya biz gece altı ıslatma diyoruz. Yani esasında bunun gerçek tanımı gece değildir, uykudadır. Yani çocuk gündüz uyusa da idrar kaçırabilir. Ama tabii daha çok gece olduğu için bu halk arasında gece idrar kaçırma olarak kalmıştır. Biz 5 yaşından sonraki çocuklarda bunu sorun olarak görüyoruz. Normalde 2 ila 4 yaş arasında çocuklar gündüz ve gece idrar kaçırmayı olmamasını sağlarlar. İdrar tutmayı başarırlar. Ama 4 yaşından sonra artık biz bunların idrar tutmasını bekliyoruz. Ve biz limit olarak da bunu 5 yaş olarak kabul ettik. Eğer üst üste 2 ay boyunca her ay 2 veya daha fazla idrar kaçırıyorsa biz bunu gece idrar kaçırma olarak adlandırıyoruz. Teşekkürler hocam. Peki bu idrar kaçırmanın çeşitleri var mıdır? Şöyle söyleyeyim. Tabii yani biz tıp dilinde birkaç çeşide ayırıyoruz bunu ama ilk önce şunu ifade edeyim ailelere. Bu bir hastalık değildir. Ve hiçbir çocuk isteyerek uykuda idrar kaçırmaz. Hani aileler bazen işte inadına yaptı, bizi cezalandırmak için yaptı gibi cümleler kurabiliyorlar. Böyle bir şey asla yok. Tamam, bu bir hastalık değil ama asla ve asla çocuk uykudayken isteyerek idrar kaçırmaz. Şimdi biz ikiye ayırıyoruz en başta. Bu yalnızca uykuda idrar kaçıran çocuklar. İkinci kısımda tamam uykuda idrar kaçırıyorlar ama bir de uyanıkken idrarla ilgili sorunları olan çocuklar. Bunu ikiye ayırmak çok önemli. Hangisine giriyor? Çünkü ikisinin tedavisi çok farklı. Biz normalde idrar kaçırmayı, genel anlamda idrar kaçırmayı gündüz ve gece diye adlandırırız. İşte ikinci grup hem gece idrar kaçırıyor, gündüz de sorunları varsa bu grubu direkt gündüz idrar kaçırmaya koyuyoruz. Ve bunun tedavisi çok çok farklı. Altta yatan sebepleri çok farklı. Peki gündüz ne gibi idrar şikayetleri olabiliyor bu grubun? Mesela çok sık idrara gitme olabiliyor. Ya da ani sıkışmalar olabiliyor. Kesik kesik idrar yapıyorsa çocuk veya günde yalnızca 2 defa idrar yapıyorsa
idrar yolu enfeksiyonları geçiriyorsa, şimdi bu grup gündüz idrar kaçırırken böyle damla damla veya kilodunu ıslatacak kadar, en fazla pantolonu ıslatacak kadar idrar kaçırırlar. O yüzden aileler mesela bu kısmı görmezden geliyor veya idrar kaçırma olarak görmüyor, gece olan idrar kaçırmaları görüyor. Çünkü gecede veya uykuda mesanenin tamamını boşalttıkları için çocuklar tabii daha fazla bir miktarda idrar kaçırmış oluyor. Biz bunu yakalayabiliyorsak bunu gündüz idrar kaçırma grubuna koyuyoruz ve tedavisi farklı. Diğer bir çeşit olarak da biz yine ikiye ayırıyoruz. Birinci grup bebekliğinden beri hiçbir böyle 6 ay gibi hiç idrar kaçırmadığı bir dönemin olmadığı olan grup. Yani bebekliğinden beri sürekli her gece veya sık sık idrar kaçırmış geceleri. Bir diğer grupta normale dönmüş, 6 ay gibi hiç idrar kaçırmadığı, uykuda hiç idrar kaçırmadığı bir dönem var. Ondan sonra kaçırmaya başlamış. Buna da biz ikincil grup diyoruz. İşte bu grubun altında daha çok psikolojik sebepler çıkabiliyor. Muhtemelen biraz sonra sebeplerine gireceğiz. Neden hani idrar kaçırır çocuklar diye. Burada bizim özellikle üzerinde durduğumuz bir konu var. Çünkü aileler hep şöyle düşünüyorlar. İşte bu inadına yapıyor. Psikolojik olabilir. Geçer. Hani o yüzden çok üzerine gitmeyelim, tedavi etmeyelim ama böyle değil. %95 oranında psikolojik bir nedeni yok. Teşekkürler hocam. Zaten sebeplerine de girelim ufaktan isterseniz. Sebepleri nelerdir? Peki bu durum genetik olabilir mi? Şimdi kesinlikle genetik etkisi var. Şimdi ben anne babalara da tabii ki soruyorum. İşte sizde var mıydı, çocukluğunuzda var mıydı diye. Ebeveynlerin bir tanesinde varsa çocukta görülme oranı %44 artıyor. Hem annede hem babada varsa %88. Bu kadar fazla. O yüzden genetik etkinlik gerçekten karşımıza çıkabiliyor. Sebeplerine baktığımız zaman hani şimdi 5 yaşındaki bir çocukta total baktığımız zaman %20 oranında görüyoruz biz. Tüm çocukların %20'sinde görüyoruz. Ve bu gittikçe yavaş 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 azalıyor. 15 yaşında görülme oranı %1,5. Yani hiçbir şey yapmayın. Bu kendiliğinden geçebilecek bir durum. Hani biz buna genellikle mesanenin olgunlaşmasıyla bu düzeliyor diyoruz. Ama birazcık irdelediğimiz zaman altında bazı nedenler çıkabiliyor. Şimdi birinci neden, yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Çocuk gündüz tamamıyla normal ama uyuduğu zaman mesanesi sık sık kasılıyor. Sanki gündüz idrar kaçıran çocuklarda olduğu gibi veya kadınlarda çok yaygın olan aşırı aktif mesane dediğimiz bir durum vardır. Bu uykuda olabiliyor çocuklarda. Bunu nasıl anlayabiliyoruz? Hikayede mesela bir gece içinde 3-4 defa kaçırıyor bu çocuklar. Veya kaldırılsa bile yine kaçırıyor. Bu grubu böyle anlayabiliyoruz. Ya da diğer sebeplerden biri, gece normalde idrar miktarı azalır çocuklarda. Bir tane hormon vardır. Bu hormon salgılanır ve gece idrar miktarını düşürür. Bu grupta bu hormonun salgılanmadığı bulunmuş. Bu durumda da idrar miktarı artıyor. Artınca da idrar kaçırıyor çocuklar. Diğer grup, bir grup daha var. Bu grupta en çok esasında karşılaştığımız grup uykunun çok ağır olması. Aileler şunu söyler. Hocam yanında top patlasa uyanmaz. Veya işte hocam biz saat kuruyoruz, tuvalete kaldırıyoruz, sürüyerek götürüyoruz, hiçbir farkındalığı yok. Zorla çişini yaptırıyoruz, bazen yapmıyor, kucağımızda uyuyakalıyor. Yani üçüncü grup bu. İşte bu üç ana konu kendi içinde birleşebiliyor. En zoru da bu üçünün birleştiği durumlar. Ve biz bunları saptayıp bunlara göre tedavi veriyorduk. Ama işte biraz sonra değineceğiz muhtemelen. Şimdi bizim pelvik taban kas rehabilitasyonlarıyla
bizim tedavi yaklaşımımız tamamıyla değişti. Bu dünyada yeni bir tedavi şekli ve İstanbul'da da tek biz uyguluyoruz şu an. Teşekkürler hocam. Canlı yayından gelen sorularımız var. Ben isterseniz onları aktarayım şimdi. Evet. İlki şu şekilde. Merhabalar hocam. Hipospadia sanırım hastası tuvalet eğitimi için bir aydır uğraşıyorum. Altına kaçırıyor, söylemiyor. 3 yaşında erken midir? Şeklinde sorumuz. Yani şimdi 2 yaşından itibaren tuvalet eğitimi verebilir hastamız. Ve hani tuvalet eğitimi de ayrı bir konu olarak işleyebiliriz. Üzerine gidilmemesi gereken bir konu. Şimdi hipospadiyaslı bir kere ameliyat olmuş mu? Ameliyatı bittiyse tuvalet eğitimini başlatabiliriz. Biz işte daha önce de konuştuk bunu. Hipospadiyas ameliyatları 2 yaşına kadar bitsin istiyoruz. Bitsin ki hani hem cinsel kimliği tanıma safhasında bu ameliyatlarla karşılaşmasın çocuk, hem de tuvalet eğitimi sırasında rahat olsunlar. Yani eğer ameliyatı bittiyse eğitim verebilirler ama asla ve asla çocuğu zorlamamak gerekiyor. Böyle küçük ödüllendirme, işte müzikli lazımlıklar var, böyle albenisi olan. Onlarla çocuğun ilgisini çekerek bu eğitimi verebilirler. Teşekkürler hocam. Gelen bir başka sorumuz da. Hocam iyi günler. 5 yaşındaki oğlum her gece altı ıslak oluyor. Gündüz kaçırma ara sıra oluyor. Daha doğrusu tutuyor çişini. Ne yapmam gerek? Hangi branşa gitmem gerek? Teşekkürler şeklinde. Yani işte demin bahsettiğim ikinci grup bu. Bu sırf gece kaçırma değil. Bu ikinci gruba giren hem gündüz hem gece sıkıntısı olan grup. Bunun irdelenmesi ve tedavi olması şart. Burada da gidecekleri branş çocuk örolojisi veya çocuk cerrahisi. Teşekkürler hocam. İki tane soruyu şimdi birleştirerek okuyacağım. Çünkü ikisi de 8 yaşında çocuklar. Biri kız çocuk, geceleri sanırım kaçırıyor, ne önerirsiniz şeklinde. Diğeri de 8 yaşında okula gitmediğinden beri 5 defa yatağını ıslattı. 2 yaşından beri hiç ıslatmamıştı şeklinde. Hem bu soruların cevaplarını alalım sizden, hem de kız ve erkek çocuklarında bu alt ıslatma olayı eşit oranda mı görülür? Bunu öğrenmiş olalım aynı zamanda da. Şimdi ilk önce son sorunu cevaplayayım Mehmet. Erkek çocuklarında biraz daha fazla. Ülkemizde de yapılan bir çalışmada da mesela 5-6 yaş gruplarında erkeklerde %16, kızlarda %11 gibi bir oran saptanmış. Yani yakın gibi gözükse de erkekler birazcık daha ön planda. Şimdi biraz evvel konuştuk. İkinci grup dediğim işte normalde hiçbir şey yokken 6 ay, en az 6 ay kadar bir süre gece altını ıslatmıyorken bu iş başlıyorsa, bu sıkıntı başlıyorsa araştırılması gerekiyor. Altında idrar yolu enfeksiyonu çıkabilir, psikolojik bir sorun çıkabilir. Bu grupta vardır zaten psikolojik sorun, altta yatan yani. Veya işte üriner sistemle ilgili bir sorun olabilir. Burada bunların irdelenmesi gerekiyor. Ama ayda bir defa olmuş. Yani bu normal olabilir. Yani bu 2 ayda bir defa. Hani bunu da beklemek gerekebilir. Teşekkürler hocam. Alt ıslatma hangi hastalıkların belirtisi olabilir peki çocuklarda? Şimdi en çok bizim duyduğumuz konu biraz evvel de bahsettim. Hocam bu psikolojik. Hayır, %95'i psikolojik değil. Tam tersi idrar kaçırma psikolojik sorunlara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden biz tedavi olsun istiyoruz çocuklar. Özgüveni yerinde olsun, başarıları yerinde olsun. Çünkü her şeyi etkiliyor. Yani %95 oranında altta yatan bir sebep yok. Ama çok az bir kısmında şeker hastalığı olabilir. Çocuk hiperaktiftir, hiperaktif bozukluğu vardır. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Otizm vardır, otizmden kaynaklanıyor olabilir. Ya da bel sinirlerinde gizli bir hastalık vardır. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Yani hani en başta ben söyledim. 15 yaşına kadar bir şey yapmasak da çoğu düzeliyor. Ama hem altta yatan %5'lik oranı da hem görebilmek adına hem de çocukların kişiliğinin gelişmesi adına, özgüvenli yetişmesi adına bunların tedavi etmek şart. Ben hatta şöyle diyorum. Yalnızca ben çocuğu tedavi etmiyorum.
aileyi de tedavi ediyoruz. Çünkü her gece o yatağı toplamak, hele günümüz şartlarında, çalışma şartlarında, hani iki aydan beri evdeyiz belki ama anne baba çalışıyorsa, yani her gün yatağı toparlamak, değiştirmek, hatta gecede birkaç kez uyku düzeni de bozuluyor. Aileleri daha sinirli hale getirebiliyor. Daha çok ciddi sorunlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle tedavi araştırılıp tedavi edilmesi gerekiyor. Teşekkürler hocam. Yine bir canlı yayın sorumuz. Hemen aktarıyorum. Merhaba hocam. Oğlum 10 yaşına geldi. Hala altını ıslatıyor. İlaç da kullandık. Düzenli ama hala devam ediyor. İlacı bıraktık. Ne yapabiliriz şeklinde? Evet. Şimdi biraz sonra tedavi yöntemlerinden zaten bahsedecektik. Şimdi 3 tane ana neden saymıştım. İşte sık kasılması mesaninin, idrar fazlalığı veya uykunun ağır olması. Şimdi buna yönelik literatüründe işte ilaç tedavileri var ve biz de kullanıyoruz. Kullanıyorduk diyelim. Şimdi ilk başta cevap alıyorsunuz. Ama bıraktığınız zaman bu tedavilerde geri dönüşüm çok fazla. İşte dinleyicimiz de yazmış. Yani 10 yaşına geldi, ilaç da kullanıyoruz, etki etmiyor. Veya bıraktık, tekrar başladı hocam. Biz burada tamamıyla pelvik taban kaslarıyla ilişkilendirerek, bunu araştırarak, buna yönelik farklı bir tedavi uyguluyoruz. Teşekkürler yani, hocam. Başvurabilirler, seve seve bakarız. Yine yayından gelen bir sorumuzu aktarıyorum hocam. Hocam, kızımın uykusu çok ağır. Kesinlikle uyanması imkansız. Tuvalet için yatağa, tuvalet yapması ne zaman biter? 7 yaşındaymış. İşte bahsettiğim konu bu. Evet. Yani işte şey diyorlar, işte hocam biz doktora gittik, alarm cihazı önerdiler. Alarm evet. cihazı çaldı çaldı, biz uyandık, o uyanmadı. Şimdi tedavilerin bir tanesi de budur, alarm cihazıdır. Veya yattıktan 2 saat sonra alarm kurup, çocuğu kaldırıp tuvalete götürmek. Yani hiçbir şekilde bu grupta uyandırabilmenin imkanı yok. Esasında yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Derin uykuda değil bu çocuklar. Ama uykuları ağır. Yani uykunun fazları vardır. REM ve non-REM dediğimiz bizim. Yani derin uyku uyumuyorlar. Ama uykuları ağır bir grup. Hissetmiyorlar bir anlayışça. Yani mesane doluyor. Ama mesanenin doluluğunu hissetmiyorlar. Zaten hissetseler kalkıp gidecekler, tuvaletlerini yapacaklar, gelecekler. Böylece hiçbir şey olmayacak. Yani erişkinler için öyle değil midir? Gecenin bir yarısı hissederiz, kalkarız, tuvaletimizi yapar geliriz. O zaman kaçırmamış oluyoruz. Burada önemli olan işte bu grupta bu hissettirmeyi artırmak. Farkındalığı artırmak. Teşekkür hocam. Daha detaylı konuşacağız zaten. Bir canlı yayın sorumuz daha var. Hocam merhaba. Oğlum ekstrafivezika doğdu. Ameliyatını siz yaptınız. Çok şükür başarılı ameliyat gerçekleştirdiniz. Bu hastalık sebebiyle idrar tutamıyor. Fizyoterapi uygulansa başarılı olur mu şeklinde? Şimdi ekstrafivezika çok çok farklı bir konu. Yani dinleyicilerimize birazcık bahsedeyim. Mesanenin tamamıyla açık olması. Yani karın duvarı artı mesanenin ön duvarının tamamıyla açık şekilde bebekler doğuyor. Ve biz bunu ilk 24 saat, 48 saat içinde tamamıyla kapatmaya çalışıyoruz. Üretra yani idrar yolu tamamıyla açık, mesane tamamıyla açık ve anne karnındayken sürekli de amniyon sıvısıyla karşı karşıya kalıyor mesane içi. O yüzden gerçekten çok çok zor bir hastalıktır. Bizim çocuk ölesinin en önemli hastalığıdır diyebilirim. Bunun idrar kaçırma şekli biraz daha farklı. Bu pelvik taban kas rehabilitasyonuyla belli bir oranda yol alabiliriz. Ama onun tedavi şekli biraz cerrahi olması gerekiyor. O farklı bir konu gerçekten. Ama iyi olmasına sevindim. Peki altı satan çocuklarda hangi tetkiklerden geçmelidir? Şimdi bizim yaklaşımımızı ben söyleyeyim Mehmet. Şimdi hasta geldiği zaman öncelikle bizim bir yapılandırılmış bir hikaye formumuz var. Yani aileyle muhabbeti belli bir yapılandırılmış kağıt üzerinden bu hikayeyi alıyoruz.
hiçbir şeyi atlamamak adına. Çünkü gerçekten bazen bizim de aklımızdan gidebiliyor sorular. O yüzden hiçbir şeyi atlamamak adına yapılandırılmış bir hikaye formumuz var. Bu hikaye formunu ilk önce dolduruyoruz. Sonra çocuktan işeme testi istiyoruz. Nedir bu işeme testi? Uroflow dediğimiz bir test. Muayenede var. Çocuğun sıkışmasını bekliyoruz. Sonra özel bir kaba bu idrarını yapmasını söylüyoruz. Burada çocuk gündüz bilinçli olarak nasıl idrar yapıyor, ne kadar yapıyor bunları görüyoruz. Daha sonra da aileden üç tane şey istiyorum. Bir idrar tarihi, idrar kültürü, herhangi bir enfeksiyonu atlamamak için. Böbrek ultrasonu. Üçüncüsü de 2 günlük işeme çizelgesi. Sonrasında da bizim merkezimizde 2 tane fizyoterapist arkadaşımız var. Sırf çocuklarla ilgilenen. Bunlar çocuğun pelvik taban kaslarını değerlendiriyor. Yaklaşık 10 dakika sürüyor. Ondan sonra bütün bu sonuçları elde ettikten sonra da bir tedavi planı çiziyoruz. Yani ikinci aşamada o 2 günlük işeme çizelgesinde yaptıktan sonra aile evde geliyorlar. Fizyoterapistlerimizle beraber, aileyle beraber değerlendiriyoruz. Ona göre bir tedavi planı çiziyoruz. Burada idrar tahlili, ultrason, 2 günlük işeme çizelgesi ve uroflow. Bizim istediğimiz 4 tane bir şey var burada. Teşekkürler hocam. Canlı yayından gelen sorular genellikle tedavi üzerine oluyor. Nasıl tedavi edebiliriz şeklinde. Mesela tekrar gelen bir soru var. Onu da ben aktarayım. Hocam, merhabalar. Kumsal deniz hastanız. 3 yaşında tuvalet eğitiminde sorun yaşıyoruz. Gece yatak ıslatma oluyor. Ne önerirsiniz şeklinde. Yani tedavi yöntemleri şeklinde biraz daha konuşabiliriz hocam. Sonrasında tamam. Tedavi edilmezse ne olur şeklinde devam edip tamamlayalım evet. Yayınımızı. Kumsal'ı öpüyorum burada. Şöyle yani 3 yaşında olduğu için şu anda çok üzerine gitmemek gerekiyor. Yani çok daha erken. 5 yaşına kadar beklenebilir. Üzerine de gitmeyen gerekiyor ailenin. Bir de cezalandırılmaması gerekiyor. Biz nelerle karşılaşıyoruz? Yani devlet hastanesinde, üniversite hastanelerinde daha da fazla görüyorduk. Pipiye ip bağlayanlar, cezalandıranlar. Yani neler. Asla ve asla çocuğun cezalandırılmaması gerekiyor. Yapmaması için cesaretlendirebilirsiniz, ödüllendirebilirsiniz ama asla cezalandırmamak gerekiyor. Şimdi tedavi yöntemleri olarak nedene göre biz planlıyorduk eskiden. Yani sık sık gece sık sık mesanesi kasılıyor, mesanesini gevşeten bir ilaç verelim. İşte çok fazla idrar çıkarıyor, olmaması gerektiğinden daha fazla. İşte idrar miktarını azaltan ilaç verelim. Veya işte uykusu çok ağır, alarm cihazı verelim. Alarm cihazı idrarla birleştiği an işte ötmeye başlasın, çocuğu uyandırsın. Biz bunları şu anda, bunları ikinci etapta kullanıyoruz veya yardımcı eleman olarak kullanıyoruz açıkçası. Biz biraz evvel de bahsettiğim gibi ilk önce çocuğun pelvik tabanını değerlendiriyoruz. Pelvik taban dediğimiz şey popo kaslarımızın orası. Yani içinden mesanenin ve anüsün geçtiği bu hamak gibi olan popo kaslarımız. Şimdi bu son yıllarda dünyada yaygınlaşan bir yöntem. Esasında burada sorun olduğu anlaşılmaya başlandı. Hem gündüz idrar kaçırmalarda, hem kabızlıkta, hem de gece idrar kaçırmalarında. O yüzden biz de merkezimizin adını çocuklarda idrar ve kaka kaçırma merkezi olarak kurduk. Burada sırf bu işle, uzun yıl zamandır bu işle uğraşan 2 tane fizyoterapistimiz görev alıyor. Ve bunlar değerlendirip ona göre tedavi planlıyoruz. Mesela en son yayınlanan, 2 ay önce yayınlanan bir yayın var bizim PubMed'imizde, tıp biliminde. Gece idrar kaçıran çocukların pelvik taban kaslarının gevşek olduğu saptanmış. Hem uyku ağır çoğunluğunun hem de pelvik taban kasları zayıf. O yüzden dolduğunu daha yani tam dolmadan idrar da kaçırabiliyorlar. Biz de bizim yaptığımız çalışmada da buna doğru gitmeye başladık. Bunları saptamaya başladık. Bazılarında sık sık kasılanda mesela biraz daha pelvik taban kasları fazla olabiliyor. Fazla gergin olabiliyor. Aşırı gergin olabiliyor. Veya kaka kaçıran çocuklarda. O yüzden biz bunu değerlendirip hem çocuğun uykusunda mesanesini hissetmeye yönelik
hem de pelvik taban kaslarını kuvvetlendirici seanslar yapıyoruz. Bu seanslar yaklaşık 1,5 saat sürüyor ve ortalama 10 seansta da bu işi çözüyoruz. Ama tabii ki çocuktan çocuğa çok değişebiliyor. Çocuğun nöromusküler gelişimi buna elverişli olması lazım. O yüzden de biz işte 5 yaş sonrası diyoruz tedavi olması gereken gruba. Bizi ayıran, yani diğer şeylerden ayıran nokta bu. Ve İstanbul'da da bu tedavi yöntemini uygulayan tek yeriz. Teşekkürler hocam. Son olarak da tedavi edilmediği zaman bu durum ileride ne gibi problemlere yol açar? Kısaca bundan bahsedebiliriz. Şimdi hani en başta da söyledik. Sonuçta bu dokunmasanız da işte %90'ı kendiliğinden geçiyor. Yani erişkin döneme yansıyan %1, %2. Ama birincisi tedavi etmezsek çocuğun psikolojisi bozuluyor. Ailenin psikolojisi bozuluyor. Çocuğun özgüveni gidiyor. Okul başarısı daha düşük. Yani yapılan çalışmalar bunu göstermiş. Arkadaş ilişkileri oldukça zayıf. Çünkü maalesef çocuklar direkt gördüklerini söyleyen grup. Hiç bir filtre kullanmadan hemen işte çişli sıfatını yakıştırabiliyorlar. Yani de böyle şeyleri duymak insanına gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Yani özgüven açısından, kişilik açısından ilerisi için yansımalar olabiliyor. Bunların olmaması adına daha mutlu, daha özgüvenli çocuklar yetiştirmek adına muhakkak tedavi olması gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi, işte çok düşük bir ihtimal olsa da altta yatan bir sebep ortaya çıkabiliyor. Bu altta yatan sebebi bulmak adına tedavi olması gerekiyor. Bir de son zamanlarda bazı yayınlar var yine PubMed'de. İleriki erişkin yaşlarda görülen idrar kaçırmalar, mesane ile ilgili problemler çocukluk çağında tedavi olmayan gruplarda çok daha fazla. Teşekkürler hocam. Sorular bu kadardı. Zaten birçok şeye değindik. Teşekkür ederiz cevaplar için. Gelen sorular da zaten çok fazlaydı. Gayet interaktif bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İdrar kaçırmanın, yani gece altı satmanın, çocuklarda altı satmanın ne olduğuna, sebeplerinden, tedavisine kadar her şeyi konuşmuş olduk böylelikle. Dünkü sünnet yayınımızda bu yayında IGTV'de tekrar yayında olacak hocam. Story'de de paylaşılacak, 24 saat boyunca yayında kalacak. Gelen soru için de tekrar teşekkür ederiz. Aynı zamanda doktor sesi olarak da anneler gününü tekrar kutluyoruz bütün annelerimiz adından. Son olarak eklemek isteyecekleriniz var mıdır hocam? Var. Yani şöyle söyleyeyim. Tekrar böyle küçük başlıklar halinde söylemek gerekirse. Bir, hiçbir çocuk isteyerek idrar kaçırmaz. Lütfen aileler bunu bilsin. İki, hiçbir çocuğun suçu değildir. Asla cezalandırılmamalı. Tam tersi, onu mükafatlandırmalı, kaçırmadığı zamanlar cesaretlendirmeli ve muhakkak tedavi etmeliler. Ben dört tane şey böyle başlık halinde söylemiş oldum. Çok teşekkürler hocam. Katıldığınız için de biz teşekkür ederiz tekrardan. Sonraki yayınlarda haberleşip görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik. Herkese iyi günler. Sağ olun. Görüşmek üzere.